Önceki videolarda alkenlerin sübstitisyon derecesine bakmıştık. Bu bize alkenlerin kararlılığı yani stabilitesinden bahsederken de yardımcı olacak. Genel olarak daha çok yer değiştirmiş yani sübstitüe olmuş alkenler daha az sübstitüe olan alkenlerden daha kararlıdır. O zaman disübstitüe alken mono sübstitüe alkenden daha kararlıdır. Tri sübstitüe alkense di disübstitüe alkenden daha kararlıdır ve en kararları tetra sübstitüe alkendir. Sol tarafta mono bir alken var. Çift bağımızın karbonuna bağlı bir alkil grubumuz var. Sağ tarafta ise di sübstitüe bir alken var. Yani iki alkil grubu var ve di alken mono alkenden daha kararlıdır nedenini açıklamak için karbokatyonların kararlılığı yani stabilize olmaları kavramına dönmeliyiz. Sağ tarafta sekonder bir karbokatyon var. Yani bu pozitif yüklü karbon iki alkil grubuna doğrudan bağlı. O zaman burada söz konusu olan sekonder karbokatyon. Pozitif yüklü bu karbon ayrıca sp2 hibritleşmiş. O zaman bu karbonun etrafındaki geometri düzlemsel. Soldaki fotoğrafa geri dönelim karbonun etrafındaki geometrinin düzlemsel olduğunu görebiliyoruz. Ve bu pozitif yüklü sp2 hibritleşmiş karbon, şöyle belirtelim, bu hibritleşmemiş bir p orbitaline sahip olmalı. Fotoraftaki kanatçıklarda zaten bunu gösteriyor. Bu hibritleşmemiş p orbitalimizdir. Bu karbon üzerindeki pozitif yükü kararlı hale getirmek yani stabilize etmek için iki metil grubumuz var bu metil grubu ve bu metil grubu hiperkonjugasyon denilen bir etki vasıtasıyla elektron verirler. Metil gruplarından biri sol tarafta. Bu metil grubunun yönlendiği kısma dikkat edin. Bu karbon hidrojen bağı sp2 hibritleşmiş karbon üzerindeki p orbitaline elektron yoğunluğu verebilir ve böylece karbokatyon stabilize olur. Aynısı buradaki metil grubu için de geçerlidir. O da bu sp2 hibritleşmiş karbon üzerindeki p orbitaline bir miktar elektron yoğunluğu verebilir ve pozitif yükü stabilize eder. İşte bu etkiye hiperkonjugasyon deniyor. Bu hidrojen geometrisinden ötürü hiçbir şey yapamaz. Yani bu bağ karbokatyonun kararlı olması için uygun geometriye sahip değildir. Alkil grupları karbokatyon üzerindeki pozitif yükü stabilize etmeye yardımcı olur. Alkenlerde de benzer bir durum vardır. Burada alkelimiz var. Bu karbon sp2 hibritleşmiş. Bu alkil grubunun elektron verici olduğunu biliyoruz. Yani bu sp2 hibritleşmiş karbona bir miktar elektron yoğunluğu verebilirler. sp2 hibritleşmiş karbonlar sp3 hibritleşmiş karbonlardan daha elektronegatiftir. Elektron yoğunluğunun verilmesi bu sp2 hibritleşmiş karbonun stabilize olmasına yardımcı olur ki bu da tüm alkeni stabilize eder. Bu yüzden daha çok sübsüte olmuş alkenlerin daha sübsüte olanlara kıyasla daha kararlı olduğunu görüyoruz. Şimdi birkaç örnek yapalım. Bu üç alkeni kararlılık sırasına göre dizelim. Önce, sübsitüsyon derecesine göre alkenleri sınıflandırarak başlayalım. Buradaki alkenle başlayalım. Çift bağımızın iki ucundaki iki karbona bakalım. Hidrojenleri çizmek bazen işimize yarıyor. Bunu yaptıktan sonra, bu karbona bağlı iki alkil grubu bulunduğu net olarak gözükür. O zaman bu disübsitüye alken olmalı. Ortadakine geçelim. Çift bağımızın iki ucunda iki karbon var. Bence hidrojenlerimizi çizmek yine iyi bir fikir. Bunu yaptıktan sonra bu sefer sadece bir tane alkil grubu olduğu ortaya çıkıyor. O zaman mono sübsütüye alken söz konusu. Şimdi sağdakine bakalım. Çift bağımızın iki ucunda iki karbon var. Soldaki karbonun burada yalnızca bir adet hidrojeni var. Üç alkil grubu varsa o zaman bu tri sübsütüye alkendir. Genel olarak daha çok süpsüte olan erkenler daha az süpsüte olanlara göre daha kararlıdır. Bu üçü arasından en çok süpsüte olan tri süpsüte olan olduğuna göre en kararlı odur. Bunun ardından di süpsüte olan geliyor. En az kararlı olansa mono süpsüte erkendir. Bu en az, bu da en çok. Şimdi birbirinin izomeri olanlara bakalım. Cis-2-büten ve trans-2-bütenden bahsetmiştik. Bunların ikisi de dissubstitü kendir, ama trans 2-büten daha kararlıdır. Bunu sterik engel açısından düşünebiliriz. Cis 2-bütene bakacak olursak bu metil grupları var ve nispeten daha büyükler. Çift bağın aynı tarafında olsalardı bunlar birbirlerine sterik engel oluştururlardı. Bu sterik engel cis 2-bütenin kararlılığını bozar. Yani sterik engel fazlaysa cis 2-bütenin kararlılığı azalır trans-2-bütende ise bu metil grupları çift bağın zıt uçlarındadır. Yani birbirlerinden uzaktır. Bu da sterik engeli azaltır ve trans-2-bütenin daha kararlı olmasını sağlar.